İşte Melike Gelin'in 13 çeşitten oluşan ikram masası. Patatesli börek, sakallı poğaça, lahmacun böreği, mermer kek, elmalı kurabiye, fellah köftesi masadaki lezzetlerden sadece birkaçı. Son olarak masa düzenine baktığımızda siyah supla üzerindeki gümüş desenli tabak ve bardakların gayet uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Melike'nin sunum masasındayız. O kadar acıktım ki bugün direkt şu kalpli keki alıp böyle yemek istedim. Size yani kalbimi göstermek istedim. Sevgimden yaptım. Bakayım aslında kalbine. Ay, kalbi içi dışı bir, ortası açık. İçi dışı bir. Neler neler yaptın bize. Şöyle bir başlayalım mı hanımlar? Şurada sarma görüyorum. Sen mi yaptın? Yardım aldın mı? Ve anlat bize. Evet Aslı Hanım. Biz böyle sarmalarımızı misafirlerimiz geleceği zamanlarda hazır olması için sararız. Buzluğumuza koyarız. Süper. Misafir geleceği zaman. Annem. Aynı anne. Hemen hemen hepimizin annesinin yaptığı, evet, bir şey değil mi? Evet. Eline sağlık. Elmalı kurabiyelerim. Onlar da yapılıp buzluğa atılabiliyor ama ben sizler için yaptım. Teşekkür ederiz. Altındakilerde biz tahinli rulo deriz. Üzerinde pudra şekeri mi var? Evet, pudra şekeri var. Çin salatası yaptım. Kendi bildiğim usulde fellah köftesi yaptım. Yani genelde böyle Adanalılar bunu böyle çok güzel bol sarımsaklı, bol domates soslu yapar. Ben çok fazla sarımsak koymak istemedim hani İyi şimdi yapmışsın sunum masasında olduğumuz için ama lahmacun böreğim var. Lahmacunun böreği de mi var? Evet. Ay, ben oradan başlayacağım. Çok güzel görünüyor. Patatesli böreklerim, sakallı poğaçalarım ve sizin için üzümlü kurabiye. Ve şu da Çin salatası. Ve magnolia var. Magnolia. Evet, magnolia son dönemde ne kadar popüler bir tatlı oldu değil mi? Evet. Hem hafif. Ya, çok güzel. Evet. Ellerine sağlık bir tanem. Kesene bereket olsun. Hepimiz peki inşallah sunumları değerlendirelim isterseniz. Ardından lezzete olursa geçelim. Ben başlayabilir miyim? Tabii. Olursa. İki günden beri bir bardak şeyimiz olduğu için nasıl desem, fikir ayrılığı, fikir ayrılığı. Bunlar gerçekten bir davet sofrası bardakları diye düşünüyorum. Çok da güzeller fakat gerçekten biraz demode demek istemiyorum ama modeli geçmiş demek istiyorum. Çünkü biraz daha eskiye dönük bardak çizimleri, yani yapılan üstündeki işte işlemler. Yoksa bence direkt söyleyin Diana Hanım, bence yok. Direkt demode diyeyim, bizim evlerimizde yaptığınız yorum gibi ama olsun. Ama kızlar, ben bence bunlar gayet gerçekten davet sofrası bardakları, sizinkiler direkt su bardağı. Ben onun hakkında yani yorum yapmadım, demodelik, yenilik, hani modernlik anlamında. Ha, evet, yani çok modern değil ama gerçekten demode. Hani davet sofrası bardağı oldukları için ben uygun buldum. Ha, bir tek dediğimiz gibi zaten takımlar da öyle ama yani uydurmuş. Bir de masa örtüsüyle peçetelikleriniz kadife tercih etmeniz çok hoş olmadı bence. Çünkü yakan bir madde olduğu için, yani bilmiyorum, ben çok beğenemedim. Tabii yorum sizin kızlar. Ben de bir yorum yapmak istiyorum. Tabii lütfen. Peçete havlu gibi. Yani peçete değil, bildiğin sanki yüz havlusu koymuşsunuz gibi duruyor. Şöyle göstermek istiyorum. Tabaklar, katılıyorum Diana'ya, çok demode. Yani zamanı geçmiş. Diyeceksiniz belki ben işte bilmem kaç yıl önce evlendim falan ama ben 2 yıllık evliyim. Bir sürü tabak takımı almıştım var. Yani istenirse alınabilir ya, ya da hani bir günlük bir misafirlik. Yani bunu günlük yapıp başka bir misafirlik de alabilirdiniz. Onun dışında kaşıklar ya benim tarzım değil ama uyumlu mu uyumlu. Neden senin tarzın değil? Ben merak ettim. Çünkü böyle yani şekli birazcık benim tarzım tuhaf, değil. Evet, tuhaf. Mama kaşığı formunda evet, biraz. Evet, çocuklar, evet. Tam çay saati. Yemek çorba kaşığı değil de çay yani saati. Genel öyle siz ayrı ayrı mı kullanıyorsunuz evde? Bir çay yani, saati evet, bu kaşığı. Bu benim çay saati. Çay saati kaşığı ilk defa duydum. Ben bu takım benim ikramlık çatallar da biraz farkındaysanız bir tık büyük. Kaşıklar da çorba için değil de böyle daha çok salata yemek için vesaire. Benim bildiğim aslında büyük değil de bir günlük ben vardır, bir misafirlik vardır ama çay saati takımı, çay işte saati, yok sabah kahvaltı takımı bu birazcık takımı. Ne bileyim bana abes geldi açıkçası. Ben de yorum yapmak istiyorum Aslı'nın. Ben buyurun. Tabakları çok değil, bayağı bir demode buldum. Etrafındaki yani bunlar aslında benim köydeki yengemde de var, öyle söyleyeyim size. Şöyle bardak olarak bunlar da köydeki inanılmaz yengeniz de demode. Çok zevkliymiş. Yok zaten bayağı 30 sene önce falan evlenmişti. 30 sene önce vardı. Sanmıyorum 30 sene önceki şeyin. Bardaklar mı?
Yok, tabaklar. Hı. Sunumluklara gelince de hep hazır şeyler görüyorum. Yani hazır dedim, kek. Bir kere yapımı en basit şey. Hatta iki dakikada böyle çırpıp hemen fırına atabileceğimiz şey. Evet, günlerdir o hazır şeyi hiçbiriniz yapmadığınız için bir farklılık olsun dedim. Ben çok güzel sunumluk, yok hayır. Çok güzel şeyler yapmıştım. Bayağı da uğraş gerektirir. Görüyorum burada hazır yufka, hazır yufka, elmalı kurabiye. Elmalı kurabiye çok basit bir şey ya. Elmayı kavur, direkt hamurun içine koy, beş dakikada pissin ya, yani. Ama kızlar burada... O yüzden hiç emek göremedim. Araya girmek istiyorum. Burada şimdi emek burada göremedim. Her şey ki Magnolia. Gerçekten size şöyle bir bakar yani. Bence Türkiye size bakıyorsa, bence Türkiye kaç gündür sizi gayet iyi net görüyor. Magnolia sadece muhallebisini hazırlıyorsunuz. Üstünde de hazır bisküvi zaten ben size mantı açmıştım. Evet. Kızlar lütfen artık yani şu emek konusunu, yani hepimizin bir kendine göre bir emeği var ve hepimiz emek veriyoruz. Bir şeyi gerçekten sipariş vermek, marketten almak, masaya koymak da bir emektir. Ama biz burada misafiriz. Yani evet. Misafiriz yani burada hazırmış, yok açılmışmış, kim yapmış, o mu yapmış, bu mu yapmış. Burada önemli olan ne konulduğu. Biz bunu yorumlamak için buradayız. Diyanacığım keşke bizim yani masalarımızda da aynı şeyi söyleseydin. Zaten ben de aynısını söyledim. Bizim masalarımızda söyledim. Ben her zaman çok emek verdim. Hepimiz emek veriyoruz. Verdim. Biz şunu yap, ben hepimiz şunu yaptım. Emek ben veriyoruz. Evet bunları da yapmıştım, ben şunları kızlar, da yapmıştım. Siz bu şekilde çok, siz çok fazla emek dile getiriyorsunuz ama... Hayır, siz çok fazla iki günden, üç günden beri emek. Bir mantı açmak her şey emektir. Bir şeyi sipariş etmek de bir emektir. Seçmek de bir emektir. Gidip iyi sebze seçmek de bir emektir. Yani çok abartıyorsunuz artık bu konuları. Bu emek değil mi? Tabii ki de hepimizin emeği var. Yani. Ya şunu bir şey söyleyeceğim şimdi. Hakikaten hanımlar, hepiniz çok emek verdiniz. Tabii ki. Allah var bak sen... Yani bir şey söyleyeyim mi? 40 yıllık evli kadının yapacağı şeyleri yaptı bu kız. Gerçekten eğri oturun doğru konuşun. Sen desen öyle. Sen desen öyle. Bak şimdi bir dakika. Ben bu hafta çok iyi masalar, çok iyi lezzetler gördüm. Akezem Melike'nin de aynı şekilde. Çok yani güzel. Şimdi lahmacun böreği ben ilk defa tadacağım. Şöyle alacağım. Ben de ilk defa. Yani şimdi bu buraya kendi kendine hazır olup girmedi yani. Değil mi? Bu kavruldu. Ya. Kıyması ayrı, soğanı ayrı. Yani şu sofraya emek yok demek için... Bir günah Allah çarpar yani. Düşünür adam. İnsan yani. Adamı Allah çarpar. Kaşığı da göremedim ben ama. Servis yokmuş. Kaşığı da göremedim. Kaşıkları, servisliklerim şurada. Hangisini daha rahat alırsanız alabilirsiniz o zaman. Bir de hemen dağılıyor Aslı Hanım. Evet canım. Kekin yanında bir bıçak gördüm. Evet, evet burada bıçak. Bir kameraya gösterebilirsen. O bir ekmek bıçağı. Bir sunum bıçağı evet, değil. Bir sunum bıçağı değil mesela. Cevap ver canım, evet, sen ver. Yani bunu eleştirebilirsiniz, haklısınız. Diğerlerini ama uygun ben bu mutfakta kesip de getirmek için çıkarmıştım. Sizi bekletmemek için aldım elimdeki bıçağı geldim. Mutfakta bununla ben kesecektim. Bu sofrada evet, gördüm bir ama. Doğum günü olmuş olsaydı, önceden ben bir pasta kesmek için hazırlık yapsaydım bu eleştiriyi kabul edebilirdim. Ama masama uygun, siyah saplı, temiz bir bıçak. Bence bu güzel. Çok eleştirecek açık bir şey değil yani. Bu eleştirecek bir şey değil. Ben masada siyah hiçbir şey göremiyorum ama. Yani bilemiyorum nasıl siyah bir şey göremiyorsunuz. Sadece supla ve peçete suplalarım, var. Peçetelerim siyah. Bıçakla ne alakası var? Melike'cim senin her şey için bir bahanem var. Bir şey söylüyoruz, yok ben 12 sene önce evlendim. Bir şey söylüyoruz, kızlar eskiden vardı. Bir şey söylüyoruz, ya ama işte onu şunun için kullandım da ekip şöyle de böyle de. Hayatım ben size de, şey yani yapmayacak miyim, bahane. Cevap vermeyecek miyim yani? Ama bana bahane sunuyorsun ya. Tabaklarım demode. Ben bu demodelikler gurur duyuyorum. 12 senedir ben bunları bugünkü gibi tertemiz demode olduğunu kabul ediyorsun yani. Demodelikle gurur duyduğuna göre demek ki kabul ediyorsun. Size demode geliyor olmasından gurur duyuyorum diyorum yani. Çünkü ben gidip arkadaşlar dün gittim bunu aldım, yarın gittim bunu aldım deseydim de param var alıyorsun diyecektiniz. Biz de dün almadık hiçbirini. Ben de dün almadım hiçbirini. Aynısını bana Diyan Hanım da söyledi. Aynen. O yeni almış mesela tabakları. Ben aynı tabakları hayır, bence önce aldım koydum değil. Ne kullanıyorsam tertemiz önünüze çıkardım. Niye biz kirli çıkardık? Ya ben şimdi sizin evinizi konuşmuyorum. Biz değil. Ben de tekil konuşuyorum. Kendinizi savunun. Biz demeyin. Ben kendimden bahsediyorum yani. Hani üçümüz bir yana hepimizde gayet tertemiz koyduk. Ben mesela günlük tabaklarımı koysaydım size mesela belki onu uygun bulmayacaktın. Ama ben size misafirliği çıkardım. Hani bu benim için yani günlük bir tabak. Hayır bu bir yemek takımı. Ama benim için günlük. Benim göre kaç yıl önce aldın hayatım bunu?
ortalama 15 yıl önce. Evet, 15 yıl önce alınmış. Hani derler ya, zamansızdır her zaman porselen. Ama şimdi ne yazık ki o kadar çok modeller çıktı ki. Evet. Şimdi senin de hakikaten 10 yıl olmasına rağmen yıpranmamış yemek takımı. Burada yıpranmalar var aslında. Şöyle aslanım göstereyim. Yani ben size. Hani şöyle. 10 yıla nazaran yine iyi, bak ben sana söyleyeyim. İyi bir tabak takımı almışsın. Ve gerçekten bunu hani şey olarak söylemiyorum. Dolaplarım böyle çay saatleri için çok şık tabaklar, çok kare sunumluklar. Muazzam serilerim var ama ben bize çıkarmak istemedin o zaman. Hayır, ben sizin için özellikle bu benim için kıymetli takım bir takım. Hem porselen hem yemek takımı. Bugünün anlamına özenmek için çeyizimden diye ben. Hani diyorsunuz ya, evet yatak örtüsü her zaman sermiyoruz ama çeyiz olduğu için sersiz. Mesela benim normalde davet soframda dantel örtümü örterim. Suplalarım, yani normal servisliklerimi ve salata tabaklarımı koyarım. Bunlar benim için hani yemek yenmeyecekse buna gerek yok. Ama biz günlerdir bunu koyuyoruz ya, hani günlerdir sizler böyle koydunuz ya. Ben de sizlere değer verdiğim için, sizlere daha böyle bu şekilde hitap ettiğini düşündüğüm için böyle kullandım. Çünkü... Tamam, bir de tatları yorumlayalım o zaman. Bir... Müsaadenizle. Ben bir şey sorabilir miyim? Ya ben tatlı kaşığı göremedim de tatlıyı deneyeceğim ama... Bu kaşık... Şu kaşık var. Çok amaçlı. Bununla. Ne yapma? Bu olmaz mı ya? Bu zaten onunla küçük bir kaşık ya. Zaten tatlının boyu kadar kaşık. Yani eni kadar kaşık. Bu arada çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Evet, ızlar kaşığını eleştirdi. Cevap ver hayatım. Bir cevap versin bir tane. Onlar buraya eleştirmeye geldiler. Tabii ki eleştirecekler. Ben kendimce nacizane, kusursuz, tertemiz bir sofra çıkardığımı düşünüyorum. Tabii ki eleştirecekler. Evet. Masadaki tabaklar annemin evine gelmiş gibiydim. Benim annemin evindekiler bile daha modern. Yani ben masayı davet sofrası olarak buldum. Evet, demode takımlar, demode bardaklar ama en azından davet sofrasına yakışır bir sunum olduğunu düşünüyorum. Bence bu Melike Hanım için size yakışır bir yorumdu. Ben de sizi tebrik ediyorum. Yani ne düşündüğünüz çok da beni ilgilendirmiyor açık olmak gerekirse. Doğru bir tanedir. Bu da bu bardakların bir davet sofrası bardağı olduğunu anlamına gelir. Doğru bir tanedir. Evet, doğru bir tanedir. İki tane değildir. İlk günden beri bu Diana Hanım'ı beğendiğim için onu, yani beğenmekle avukatlık arasında dağlar kadar fark var. Bence bugün evime geldiniz, ben çok güzel cevap verdim Diana Hanım'ı neden savunduğumu. Savunmakla avukatlık arasında bir fark yok ama. Hayır, bakın söylediğiniz bir şeyin altında... Siz avukatlık arasındaki fark değil. Hayır, savunmakla avukatlık. Kesinlikle avukatla hayır. Savunur siz ben aynı şekilde. Ben Diana Hanım'ın şahsını değil, sunumlarını, ağırlamasını, evinin dekorunu beğendim. Seccadesinin Aslı Hanım altını çizdi. Ben de evet doğru dedim. Bunun tekrardan söylüyorum. Belki izlemeyenler vardır. Bir Müslüman olmadığı halde çeyizinde seccade barındırmasını Aslı Hanım takdir etti. Ben de onayladım, bu kadar. Ama beğendiğim için neden, yani siz de sen günlerden beri... Sen onun 100 defa savundun ama. Hayır, bunu defa, söyleyen, defalarca defa. Söyleyen sensin. Söyledin, artık ben, sıkıldık yani, anladın mı? Avukatlık varsa sıkıldık. Puanını verirken ağlayan sensin. Avukat bence ben daha büyük bir avukatsın. Ben öyle olsaydım derdim ki çok seviyorum, gerçekten de 5 verdim sana derdim. Ama ben gayet hakkani iyi... Hakkani iyi bir adaletli olduğum için... Ama gayet sert bir şekilde eleştirdim. Ama ne ben beğendim, odan, ne oturma beğendim odan, ama ne mutfağın beğendim. Bana hitap etmiyordu dedim. Ve hiç beğenmedim dedim. Bu yüzden sana puanım 2. Gönül isterdik. Ben açık sözlüyüm. O karakterden bahsetti. Evet, sen evden bahsetti. Ben açık sözlüyüm. Ben ne varsa söylüyorum. Diyorum ki evet, gönül isterdik 5 vereyim ama beğenmediğim için sana 2 veriyorum dedim. Evet. Bu kadar basit. Konuşulacak bir şey yok bence. Ben de üzerine. Çok beğendiğim için beğendiğimi söyledim. Beğendiğime göre de puanımı verdim. Yani neden senin şahsını övüyor olman avukatlık olmuyor da benim... Evet. Seçimlerini savunuyor olmam neden avukatlık keşke oluyor? Bunu gerçekten anlayamadım yani. Diana yapar, Melike beğenir yarışması olsaydı keşke. Ya kızlar bence çok İkimizin üzerinden yürüyorsunuz, artık. Çok ayıp ediyorsunuz. Yani farkında mısınız bilmiyorum ama yani sizin eviniz çok yakındı. Sizin derken ben burada konuşmadım, sen niye beni hitap aldın? Ev olarak bahsediyorum şu an. Evet, aynı mobilya gittik, aynı mobilya. O kadar aynıydı ki izleyenler yani diyecek ki ya acaba... Evini beğenmeniz önce, çok normal. Önce İrem'in beğenmedi ki. Beğenmedi evimi. Canım, 2 verdim ben farkındaysam. 2 verdiğini biliyorum. Ayrıca çok beğensin.
gelseydim şey mi acaba? Evet, önce benim evimde çekim yaptık. Sonra benden sonra canım, da ama hani Melisa benim evimde çekim yaptı. Ya, o hani kadar siyahtı, aynıydı yani. Siyahtı ikinizin de. İşte sunumlukları olsun, işte renkleri olsun. Hiç alakası yoktu mı? Ya, alakası evet. Yoktu. İzleyiciler görecek. Ne İrem'in sofrasının benimle alakası var. Senin benim sofranın yani. Sofran. Ağzı Murat'ın siyah değil miydi? Beyaz, altın, siyah. Benimkiyle siyah. Onunki de siyahtı. Neyse, ben bu avukatlık meselesi. Açık bir duralım mı? Pardon Melike'cim. Lütfen Şeydan Nur, sen de tamamla. Hadi hayatım. Aslı Hanım, ben bir an önce yemeğe geçmek istiyorum tamam, bu geç. Şeyden sonra. Sen de son sözleri söyle aynen, o zaman. Söyleyeyim. Arkadaşlarıma evet. Zaten katılıyorum. Çok bir şey demeye gerek yok. Evet. Ama şunu da bir yoğurt isterdim. Ben buna bayılıyorum. Bir yoğurt isterdim. Olsaydı keşke, çok güzel olurdu. İstersen mutfakta varsa getiririz. Yani ben şunu yoğurtlu yaptığım için özellikle şey ona yoğurt koymak evet. istemedim. Doğru. Hani en böyle sağlık. Yoğurtlu yoğurtlu olmasın yanında diye. Olabilir mesela. Evet, yanında getirebilir. Yanında olabilir. Isınmasın diye de çıkarmadım. Hı-hı. Öyle yemeği seviyorsanız hemen getirebilirim. Teşekkür süper. Ederim. Eline emeğine sağlık. Evet. Güzel güzel lezzetlerimizi bir tadına bakalım. Biraz daha yiyelim. Çünkü ben bugün oynamak istiyorum. Bugün oynayalım. Melike'yi oynatalım bugün. Melike'yi oynatalım. Melike'cim, senin düğününü çok merak ediyoruz. Çünkü biraz daha eski. Evet. Değil mi? Evet. Diğer gelinlerimize nazaran biraz daha eski bir tabii, düğün tabii. izleyeceğiz. Ben çok seviyorum öyle biraz böyle 10 seneyi nostaljik. Aşmış nostaljik gibi geliyor. Bakalım sen 10 yıl önce nasıl evlendin, istemeye geldiğinde neler oldu, kına gecende neler oldu. Evet, geçiyoruz efendim buradan. Sonra düğün setup'ı.